Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Gökyüzü redleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Evet sevgili boğalar, Ekim ayı yılın önemli bir ayı. Bu ay iki tutulma yaşayacağız. Bir ay tutulması, bir güneş tutulması. Bunun yanı sıra gezegen hareketleri, özellikle ayın ilk yarısı bizi biraz zorlarken, ikinci yarısı daha rahat enerjiler ortaya çıkaracak. Evet, terazi burcunda ilerleyen güneş ve venüs, ayın 23'üne kadar, ay sonuna kadar özellikle bizim iş, çalışma hayatımıza dikkat çekiyor. Enerjimiz ve ilgimiz burada daha fazla yoğunlaşacak. Günlük işlerimizi planlayabiliriz. Çalışma tempomuzda bazı önemli değişimler olabilir. 8 Ekim'de Koç burcunda meydana gelecek Dolunay ve Ay tutulması iş hayatımızda bazı radikal değişimler yapabileceğimiz ve bunların kariyer hayatımızda etkileyebileceğini işaret ediyor. Uranüs Koç burcunda ilerliyor ve ayın ilk haftası 7 Ekim'de Güneş'le karşıt pozisyonda olacak. 8 Ekim'de 11 Ekim'de Venüs'le karşıt pozisyonda olacak ve bunlar tutulmayla beraber etkinleşecek açılar. Dolayısıyla özellikle iş birlikleri alanında bazı değişimler yaşayabiliriz. Bazı konularda bağımsız hareket etmek isteyebiliriz. Yanımızda çalışan kişilerle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Beklemediğimiz ani durumlar oluşabilir. Çünkü Uranüs olduğu için ve söz konusu bir tutulma olduğu için çoğu zaman kadersel olaylar karşımıza çıkar ve bunları biz planlamayız. Böyle bir durumda olayları akışına bırakmak, uyum sağlamak daha doğru olacaktır sevgili boğalar. Evet, bir diğer önemli hareket Merkür'ün ayın hemen başında retro harekete geçişi olacak. 4 Ekim'de başlayacak. Merkür retrosu Akrep Burcu'nda başlayacak. Özellikle eşinizle ve ortağınızla olan ilişkilere bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Eski ilişkiler, eski işbirlikleri, eski eş ve onunla yarım kalmış bazı konular, problemler gündemde olabilir. Sorunları çözebilmek için, yeniden açmak, konuşmak için aslında retro dönemleri de değerlendirebiliriz. 10 Ekim'de retro Merkür terazi burcuna doğru gerileyecek. Bu dönemde özellikle günlük hayatınızda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yarım kalmış işleri toparlamak, bütçenizi düzenlemek söz konusu olabilir. Tabii ki günlük hayatımız içerisinde iş veya ofiste Merkür retro pozisyondayken zaman zaman iletişim sorunları, kullandığınız elektronik araçlarda problemler, planlarımızda aksamalar, toplantılarda gecikmeler yaratabilir. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ortaklarımızla ve beraber çalıştığımız kişilerle ilişkilerimize biraz daha temkinli yaklaşmalıyız. Evet, ayın 4 ve 12'si arası. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken gökyüzünün gerilimli olduğu zamanlar, tutulmanın da etkisini düşünürsek bu dönem hem sağlığımıza hem ilişkilerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. 12'sinden sonra gökyüzü biraz daha rahat, özellikle 15-18 Ekim arası iş hayatımızla ilgili, çalışma hayatımızla ilgili önemli kararlar alabiliriz. Eğer bir yardımcı eleman istiyorsak ya da yeni bir iş girişiminde bulunmak istiyorsak bu dönem hızlı gelişmeler olabilir. Güneş'in Merkür'le kavuşumu, Venüs'ün Merkür'le kavuşumu sosyal alanda da bizi destekliyor. Yardımlar alabileceğimizi işaret ediyor gökyüzü. Ayın sonunda 23 Ekim'de Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek ve sizin için özellikle ilişkiler alanı biraz daha ön planda olacak. 24 Ekim'de Akrep Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay Güneş tutulmasıyla meydana gelecek. Dolayısıyla çok güçlü bir yeni ay. Sabit etkili bir yeni ay. Güneş tutulmasının ve ay tutulmasının etkilerini hazırlayacağımız tutulmalar videosunda lütfen takip ediniz. Bu yeni ay etkilerini tabii ki tutulma olduğu için biraz daha uzun vadede hayatımıza yansıtacaktır. Ama önemli değişimler, yeni başlangıçlar ortaya çıkarabilir. Evlilik için, işbirliği için, bir ortaklık kurmak için destekliyor bizi sevgili boğalar. Bu dönemde özellikle Venüs de Güneş'te kavuştuğu için karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz biraz daha sizin hayatınızda etkin olabilir. Çok keyifli, güzel tanışmalar da yaşayabilirsiniz tutulmanın etkisiyle beraber.
25 Ekim'de Merkür retrosu düzelecek. Ancak gölge etkileri ay sonuna kadar devam edebilir. 26 Ekim'de Mars Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçecek. Mars'ın Oğlak burcuna geçmesi sizi destekliyor. Özellikle yurt dışı kaynaklı bağlantılı işler, yüksek öğrenim, medya, yayıncılıkla ilgili konularda biraz daha aktif olarak enerjinizi kullanabilirsiniz. Ayın son günleri 27-29 Ekim oldukça keyifli gökyüzü. Venüs ile Neptün arasında üçgen açı var. Yöneticiniz Venüs ile beraber. Bunun yanı sıra Güneş, Neptün arasında üçgen açı var. Romantik etkiler var. Bu dönemde özellikle eşinizle, partnerinizle keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Güzel bir seyahate çıkabilirsiniz. İşbirlikleri alanında da sizi destekliyor. Sorunlarınızı çözebilmek adına gökyüzü oldukça destek olacak size. Eğer küskünlükler, kırgınlıklar varsa bu açının etkisiyle beraber kolaylıkla ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz sevgili boğalar. Evet, lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hazırladığımız tutulmalarla ilgili videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.